Fizik 801 Klasik Mekanik 3. ders. Bugünkü kötü haber oldukça fazla matematiğin olması. Fakat iyi haber bunu sadece bir kez yapacağız ve yaklaşık yarım saat kadar zaman alacak. Fizikte sadece sayısal olarak gösterilen büyüklükler söz konusudur. Kütle bunlardan biri. Sıcaklık bunlardan biri, sürat bunlardan biridir. Bunları skaler olarak adlandırırız. Fakat bir nicelikten daha fazlasını bilmeniz gereken büyüklükler de vardır. Tek boyutlu harekette örneğin hızın belli bir büyüklüğü var. Yani sürati var. Fakat ayrıca bu yönde mi yoksa şu yönde mi gittiğini de bilmek zorundasınız. Yani bir yönü olmalı. Hız bir vektör, ime de bir vektör ve bugün bu vektörlerle nasıl çalışacağımızı öğreneceğiz. Bir vektör bir uzunluğa bir yöne sahiptir ve aslına bakarsanız onu bir ok ile temsil etmemizin nedeni budur. hepimizin gördüğü gibi bu bir vektördür. Bunu hatırlayın. Bu bir vektördür. Eğer vektöre ön tarafından bakarsanız bir nokta görürsünüz. Eğer vektöre arka tarafından bakarsanız bir çarpı işareti görürsünüz. Bu bir vektördür ve bu vektörlerin gösterimi olacaktır. Ders salonunda bir masanın üzerinde ayakta durduğumu farz edin bu üzerinde durduğum masayı göstersin. Ve diyelim ki O noktasında duruyorum. Ve O noktasından P noktasına doğru bir çizgi boyunca hareket ediyorum. Böyle hareket ediyorum. Bu nedenle masanın üzerindeyim ve salondan baktığınızda işlemini burada göreceksiniz. Aynı zamanda birinin masayı buradan oraya belli zaman aralığında taşıdığını varsayın. Bu masanın aşağıya doğru hareket edeceği manasına gelir ve böylece P noktası da aynı miktarda aşağı taşınacaktır. Ve şimdi beni S noktasında göreceksiniz. Masanın üzerinde hala aynı yerde duruyor olmama rağmen siz beni bu ders salonunda S noktasında göreceksiniz. Masa yer değiştirdi. Masanın yeni konumu burası. Görüyorsunuz masa tümüyle kaydı. Şimdi eğer bu iki hareket aynı anda gerçekleşirse bu durumda oturduğunuz yerden ne göreceksiniz? Ders salonunda O noktasından S noktasına doğrusal bir hareket yaptığımı göreceksiniz ve bu temelde vektörlerin toplamını içermektedir. Burada gördüğünüz gibi O, S vektörü üzerine vektör işareti koyuyoruz. OP vektörü ile üzerine yine vektör işareti koyuyoruz. PS'nin toplamıdır. Bu vektörleri nasıl topladığımızı tanımlar. Vektörleri toplamanın çeşitli yolları var. Gördüğünüz gibi burada A vektörü ve burada da B vektörünün olduğunu farz edelim. Bunları baş kuyruk tekniği dediğimiz teknikle bu şekilde toplayabilirsiniz. B'ye alıyorum ve A'nın ucuna getiriyorum. Bu B vektörü, bu da vektör olmalı ve net sonuç A artı B'dir. Bu C vektörü A artı B'ye eşittir. Bu toplamanın sadece bir yoldur. B'nin kuyruğunu A'nın ucuna ya da A'nın kuyruğunu B'nin ucuna getirmeniz hiç önemli değil. Aynı sonucu elde edersiniz. Bunu yapmanın başka bir yöntemi de var ve bunu paralel kenar yöntemi olarak adlandırıyorum. Gördüğünüz gibi burada A vektörü var. İki kuyruğunu bir araya getiriyorsunuz. B de burada. Kuyruklar birbirine dokunuyor ve şimdi paralel kenarı tamamlıyorsunuz ve buradaki toplam C vektörü burada yaptığımız ile aynıdır. Hangi yolu tercih ederseniz edin aynıdır. Hemen A artı B eşit B artı A olduğunu görebilirsiniz. Herhangi bir fark yok. Negatif vektörün anlamı nedir? A vektörü eksi A vektörü eşit sıfırdır. A vektörünü görüyorsunuz. Hangi vektörü A vektörüne eklersem sonucu sıfır elde ederim? Eksi A vektörüne eklemek zorundayım. Eğer baş kuyruk tekniğini kullanırsanız bu A vektörü sonucu sıfır olarak elde etmek için ona eksi A olan bu vektörü de eklemek zorundasınız. Eksi A vektörü A vektörü ile büyüklükçe aynı fakat 180 derece çevrilmiş halidir. Bunu çok sık kullanacağız. Bu bizi vektörlerin çıkarılması noktasına getiriyor. Vektörleri nasıl çıkarırız? Böylece A eksi B eşit C'dir. A vektörümüz burada. Bunu şuraya yazayım. Ve B vektörüm de Burada. Buradaki ifadeyi elde etmenin bir yolu şudur. Bunu A artı eksi B olarak yazabilirsiniz. Vektörleri nasıl topladığımızı ve eksi B vektörünün ne olduğunu biliyoruz. Eksi B vektörü yön değiştirmesinin haricinde aynıdır. Eksi B vektörünü buraya çiziyorum. Ve bu vektör A eksi B eşittir. İşte C vektörü A eksi B'dir. Ve tabii bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Aynı zamanda C artı B'nin A olduğunu da düşünebilirsiniz. Doğru mu? Bu vektörü diğer tarafa getirebildiğinizi söyleyebilirsiniz. C artı B eşit A şeklinde söyleyebiliriz. Başka bir deyişle B'ye hangi vektörü eklemem gerekir ki A vektörünü elde edeyim? ve sonra paralel kenar tekniğini kullanabilirsiniz. Bunu yapabilecek birçok yol vardır. Belki de baş kuyruk tekniği en kolay ve güvenilir olandır. Birini diğerine ve sonra diğerine ötekine ekleyerek devam ederek çok sayıda vektörü toplayabilirsiniz. Ve sonuç vektör 5 veya 6 veya 7 vektörün toplamı olur ve sadece bir vektör ile gösterilebilir. Skalerleri topladığınız zaman örneğin 5 ile 4'ü sadece bir cevabınız olacaktır ve 9'dur. 5 artı 4 eşit 9. İki vektörünüz olduğunu varsayalım. Onların yönlerinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Fakat birinci vektörün büyüklüğünün 4, diğerinin büyüklüğünün ise 5 olduğunu biliyorsunuz. Sadece bildiğiniz bu. Eğer ikisi de aynı yönde ise bu durumda toplam vektörün büyüklüğü 9 olabilir. Bu maksimum değer. Ya da eğer ters yönde ise der 1 olabilir. Bu durumda yönleri bilmediğinizden bütün olasılıklara sahip olabilirsiniz. Böylece vektörlerin toplanması ve çıkarılması skalerlerin toplamına ve çıkarılmasına kıyasla daha karmaşıktır. Görüldüğü gibi vektörlerin toplamı bir vektör ile temsil edilebilir. Buna eşdeğer olarak bir vektörü alıp bunu diğer birçok vektörün toplamı şeklinde yazabilir miyiz? Ve buna bir vektörün bileşenlerine ayrılması diyoruz. Ve bu 8.01 dersinde oldukça önemli olacaktır. Ve bu nedenle iyice dikkatli takip etmenizi istiyorum. 3 boyutlu uzayda bir vektörüm olsun. Bu z eksenim. Bu x eksenim. Y eksenim ve z eksenim. Burası o başlangıcı ve burası da p noktası. Ve bu OP vektörüm. İşte vektör. Şimdi yapacağım şey bu vektörün x, y ve z eksenlerine iz düşümlerini almak. Ve başlıyorum. Bunu yaparken herkesin kendi yöntemi vardır. İşte. Bu vektörü A vektörü olarak adlandırıyorum. Bu açı teta ve bu açı ise fi olsun. A vektörünün y ekseni üzerine izdüşümü bir değer olacaktır ve bunu AY olarak adlandırdığıma dikkat ediniz. Bu değer AX ve Buradaki bu değer az. Bu basit olarak vektörün 3 eksen üzerinde olan iz düşümleridir. Şimdi birim vektörler ile ne demek istediğimizi anlatacağım. Birim vektörler daima eksenin pozitif yönünü gösterirler. X doğrultusunun birim vektörü işte budur. Büyüklüğü 1 ve üzerine daima şapka yazarız. Şapka daima birim vektör anlamına gelir. Bu y doğrultusundaki birim vektör ve bu da z doğrultusundaki birim vektör. Şimdi a vektörünü buradaki üç bileşen cinsinden yeniden yazacağım. Ve a vektörünü ax çarpı x şapka artı ay çarpı y şapka artı az çarpı z şapka şeklinde yazacağım. Ve ax, x şapka başlangıçtan bu noktaya kadar uzanan vektördür. İsterseniz bunu bir vektör olarak yazabilirsiniz. Bu ax, x şapka vektörü. Bu ay, y şapka vektörü. Bu ise az, z şapka vektördür. Ve böylece birbiriyle toplanan ve yeşil ile gösterilen bu üç vektör OP vektörüne özdeştir. Böylece bir vektörü 3 doğrultuda bileşenlerine ayırmış olduk. Bu çok önemli kullanımı 801 dersinde çok sık kullanacağız. Gördüğünüz gibi bir vektörün büyüklüğü AX'in karesi, AY'nin karesi ve AZ'nin karesinin toplamlarının karekeki şeklindedir. Şimdi basit bir örnek yapabiliriz. Örneğin bir e vektörü alıyorum ve bu e vektörünü 3 x şapka yani ax 3 eşit eksi 5 y şapka artı 6 Z şapka şeklinde yazıyorum. Yani bu birim vektör yolunda 3, bu yönde eksi 5 birim Y yönünde ve 6 birim Z yönündedir. Bu bir vektör oluşturur ve bunu A vektör olarak adlandırıyorum. Bu vektörün büyüklüğü nedir? Bunu daima düşe iki çizgi arasına yazıyorum. Eğer her iki tarafa düşey bir çizgi koyuyorsam ya da bazen vektör işaretini yazmazsam bu daima bir vektörün büyüklüğünü ifade eder. Fakat daima güvende olmak istiyorsanız ben bunu tercih ederim. Bunu yaptığınız zaman büyüklüğün daima skaler çıkacağını biliyorsunuz. Böylece 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 ve 6'nın karesi 36'nın karekökleri karekök etmiş eder. Ve sizlere teta'nın ne olduğunu sorduğumu düşünün. Bu elbette bağımsız bir şekilde belinebilir. Eğer bu vektörü 3 boyutlu uzayda bağımsız bir şekilde belirlemek istiyorsanız, fi ve teta'yı bulmanız gerekir. Kosinüs teta'yı bilmeniz gerekir. Buradaki açı 90 derece. Böylece kosinüs teta, az bölü a'nın kendisidir. Böylece kosinüs teta, az'nin A'nın kendine bölümüne eşittir ve bu durumda 6 bölü karekök etmiştir. Ve sizler bunu yapabilirsiniz. Sadece bazı sayıları ile işlem yapmayı gerektirir. Şimdi vektörlerin çok daha zor kısmına yani vektörlerin çarpılması konusuna geçiyoruz. İlerideki bir tarihe kadar buna ihtiyacımız olmayacak. Fakat şimdi bunu öğrenmenin daha iyi olacağına karar verdim. Madem ki vektörleri öğrendik ve çıkarma ve toplama yapabiliyorsunuz, vektörlerin çarpmasını da yapabilirsiniz. Bu sadece bir diş hekimine gitmek gibidir. Bu biraz sancılıdır fakat sancı geride kaldığı zaman iyi olur ve sancı ortadan yok olur. Bu yüzden dersin sonlarına kadar kullanmayacağımız halde vektörlerin çarpılmasından şimdi bahsedeceğiz. Vektörleri çarpmanın iki yolu vardır. Birincisi genellikle skaler çarpım olarak adlandırılan nokta çarpım. A nokta çarpım B. Buradaki nokta biraz büyüktür. Ve skaler olarak gördüğünüz gibi AX çarpı BX şeklinde bir sayının AY defa BY şeklinde diğer bir sayının ve AZ defa bz şeklinde bir sayının toplamına eşittir. Bu bir skalerdir. Yani herhangi bir yönü yoktur. Bu nokta çarpımdır. Bu birinci yoldur. Bu tamamıyla geçerli ve mantıklıdır ve bunu her zaman kullanabilirsiniz. Sizlere verilenlere bağlı olarak nokta çarpı bulmanın başka bir yolu daha vardır. Soru sizlere nasıl verilmiştir? Eğer biri size gördüğünüz A vektörünü vermişse ve sizin de B vektörünüz varsa Bunların arasındaki teta açısını biliyorsanız ve bunun orada gördüğünüz teta açısıyla bir ilgisi yoktur. Bu ikisi arasındaki açıdır. Bu durumda nokta çarpım aşağıdaki gibidir. Ve bunu ispatlamak için teşebbüste bulunabilirsiniz. B vektörünün A vektörü üzerine iz düşümünü alırsınız izdüşümü budur ve bu vektörün uzunluğu B kosinüs tetadır. Ve nokta çarpım A vektörünün büyüklüğü çarpı B vektörünün büyüklüğü çarpı kosinüs teta şeklindedir. Gördüğünüz gibi bu ikisi tamamen aynıdır. Şimdi bana teta'nın ne olduğunu, nasıl bildiğimi, bu açıyı mı yoksa şu açıyı mı alacağımı sorabilirsiniz. Az kadar çarpım B'yi yaparken açının ne olduğunu kastediyorum. Hiç fark etmez. Çünkü buradaki bu açının kosinüsü 360 dereceden teta açısının çıkmasıyla elde edilecek açının kosinüsüyle aynıdır. Hiç fark etmez. Problemin sorulmasına bağlı olarak bazen buradaki bazen de diğeri daha azıdır. Buraya bakarak nokta çarpımı sıfırdan büyük, sıfıra eşit ve sıfırdan küçük olabileceğini hemen görebilirsiniz. Görüldüğü gibi A ve B'nin değerleri tanımlarından dolayı daima pozitiftir. Onlar büyüklüklerdir. İşaret her zaman teta'nın kosinüs tarafından belirlenir. Eğer kosinüs teta sıfırdan büyükse bu durumda skaler çarpım sıfırdan büyüktür. Eğer teta açısı pi bölü 2 ise başka bir değişte eğer iki vektör birbirine dik ise bu durumda nokta çarpım sıfırdır. Eğer teta açısı 90 derece ile 180 derece arasında ise kosinüs teta negatiftir. Bunu iş konusunda göreceğiz. Şaka yapmıyorum. Fizikte iş konusu ile ilgilendiğimiz zaman buna değineceğiz. Bununla hem pozitif iş yapabileceğimizi hem de negatif iş yapabileceğimizi göreceksiniz. Ve bu nokta çarpımıyla yakından ilişkidir. İş ve enerji nokta çarpımlardır. Sizin de son derece basit bir örnek yapabiliriz. Düşünebildiğimin en basit. Belki neredeyse aşağılayıcıdır ama o anlamda söylemiyorum. A nokta çarpım B'ye sahip olduğumuzu ve A vektörünün tahtada gördüğünüz vektörün kendisi olduğunu kabul ederim. Tam burada bu A vektörü olsun. Fakat B sadece 2 çarpı Y şapka olsun. Hepsi bu. Peki A nokta çarpım B nedir? B'nin hiçbir x bileşeni olmadığından bunu sıfır yapar. Bu terim sıfır olur. B'nin sadece y bileşeni vardır. Eksi 5 çarpı 2 eksi 10 edecektir. Çünkü z bileşeni de yoktur. Bu kadar basit. Yani nokta çarpım eksi 10'dur. İkinci örnek olarak size başka bir örnek vereyim. A'nın kendisinin Y yönündeki birim vektörü olduğunu ve B'nin de Z yönündeki birim vektör olduğunu varsayalım. Bu durumda A nokta çarpı B nedir? Bunu yüksek sesli ve net olarak duymak istiyorum. Sıfır, evet sıfır. Bu sıfırdır. Hatta bu durumda hiçbir şey düşünmek zorunda değilsiniz. Bu iki vektörün birbirine göre 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Eğer vaktinizi boş harcamak ve burada yerine koymak istiyorsanız sonucun sıfır çıkacağını göreceksiniz. Çıkması gerekir. Çünkü açıkça A'y bu demektir. Ve bu da birdir. Anlamı budur. Ve B, Z şapkadır. Yani BZ Z birdir ve diğer bileşenler mevcut değildir. Sizlere bu konuda iyi şanslar diliyorum. Ve şimdi çarpmanın çok daha zor kısmına geçiyorum. Bu vektör çarpımıdır ve vektörel çarpım olarak adlandırılır. Ya da çoğu zaman çapraz çarpım olarak da adlandırılır ve ben bunu tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi vektörel çarpım A çarpı B eşittir C olarak yazılır. Bu çapraz işareti çok net çapraz işareti. Sizlere bunu nasıl hatırlayacağımı anlatacağım. Bu birinci yöntem. Aynı nokta çarpımında yaptığımız iki yöntem gibi. Sizlere daima sonuç veren birinci yöntemi anlatayım. Zaman alıcı fakat her zaman çalışır. Üç satırlı bir matrix yazınız. X satır, X şapka, Y şapka, Z şapka şeklinde olsun. İkincisi AX, y ve a z'dir. Eğer birinci vektör A ise bu durumda ikinci satır A vektörünü içermeli ve üçüncü satır ise B vektörünü bx, by ve bz. Gördüğünüz bu altı sayılardır ve bunlar birim vektörlerdir. Bunu buraya aynen tekrar yazıyorum. Birazdan neden buna ihtiyacım olduğunu göreceksiniz. Ve aynısını buraya da yazıyorum. Tamam. Şimdi sıra nasıl yapacağım da. Sol üst köşeden bu yönde giderek bu üçünü çarpıyorsunuz ve bu pozitif işaretlidir. A vektörel çarpım B olan C vektörünün ilk terimini AYBZ bz çarpı x şapka şeklinde elde edeceksiniz. Fakat X şapkayı henüz yazmıyorum. Çünkü bunları çıkaracağım. Eksi A, Z B, ve bu X doğrultusunda. Bir sonraki A, Z eksi ax bz şeklinde olup y doğrultusundadır. Ve sonuncusu ax by eksi ay bx şeklindedir ve z doğrultusundadır. Bu kısım cx olarak adlandırdığımız kısımdır. Bu vektörün x bileşenidir ve bunu cy ve bunu da cz olarak adlandırabiliriz. Bu durumda A vektörel çarpım B'ye eşit olan C vektörünü C eşittir CX X şapka artı C'ye Y şapka artı CZ Z şapka şeklinde yazabiliriz. Çok sayıda egzersiz yapacağız ve ödevinizde de bunlarla işlem yapmak için çok sayıda farklı egzersiz olacak. Şimdi ikinci yöntemi anlatacağım. Bu ikinci yöntem aynen Nokta çarpımda yaptığımız gibi geometrik yöntemdir. Şimdi bu ikisi arasındaki tahtada çalışalım. Eğer A vektörünü B vektörünü ve teta açısında biliyorsanız bu durumda C eşittir A çarpım B vektörel çarpımı. A vektörünün büyüklüğü çarpı B vektörünün büyüklüğü çarpı sinüs teta eşittir. Nokta çarpımda olduğu gibi kosinüs teta değildir. Sinüs teta. Gerçekten eğer teta açı 0 derece ya da 180 derece ise bunun 0 olacağını hemen görebilirsiniz. Halbuki aralarında açı 90 derece olduğu zaman nokta çarpımları 0'dı. Eğer sinüs teta sıfırdan büyük ise bu sayı sıfırdan büyük olabilir. Ayrıca sıfırdan küçük de olabilir. Bu sadece vektörün büyüklüğü de şimdi en zor kısmı geliyor. Vektörün yönü nedir? Ve bu beyninizde kazıyacağınız ve asla unutmayacağınız bir şeydir. Yön şöyle bulunur. A vektörünü alıyorsunuz. Çünkü ilk bahsedilen odur. Gördüğünüz gibi A vektörünü B vektörü üzerine mümkün olan en küçük açıda döndürüyorsunuz. Ve birazdan bunu göstereceğim. Elinizde bir mantar açacağı varsa, mantar açacağını oturduğunuz yerden bakıldığı saat yönünde döndürürseniz, mantar açacağı tahta düzlemin içine doğru ilerleyecektir. Ve eğer mantar açacağı tahta düzlemi içine doğru giderse, bu durumda vektörün kuyruğunu göreceksiniz. Ve artı işareti olarak göreceksiniz. Küçük artı işareti. Bu nedenle bunu bu şekilde gösteririz. Vektörel çarpım her zaman A ve B vektörlerinin her ikisine dediktir. Fakat size iki seçenek bırakır. Ya tahta düzleminden dışarıya doğrudur ya da tahta düzleminin içine doğru gider. Sizlere sadece hangi standardın ya da uzlaşımın kullanılacağını söyledim. Ve sizlere daha çok hitap edecek bu yöntemi şu şekilde göstermek istiyorum. Bu daha önce MIT'de verdiğim televizyon aracılığıyla öğretim kısmında kullandığım bir şey. Bir elman var. Hayır bir elma değil. Bu bir domates. Hayır bir domates değil. Bu bir patates. Burada bir patates ve bir mantar açacağım var. Mantar açacağı burada. Sizin tarafınızdan görüldüğü gibi mantar açacağını sağ ibresi yönünde döndüreceğim. Ve mantar açacağının patatesin içine doğru gideceğini göreceksiniz. İşte bu vektörün yönüdür. Eğer biz B vektörel çarpım A'yı oluşturursak bu durumda B'yi alıyoruz ve A üzerinde mümkün olan en küçük açıda döndürüyoruz. Şimdi saat ibresini tersine döndürmeniz gerekir ve saat ibresini ters yönde döndürürseniz mantar açacağı size doğru gelecektir. Ve bu durumda vektör şimdi bu yönü göstermektedir. Eğer vektörü yönü doğru ise bu durumda vektörü içinde nokta olan bir yuvarlak ile göstereceğiz. Başka bir deyişle bu çarpım A vektörü çarpım B vektörü ile aynı büyüklükte olacak. Fark yoktur. Fakat tahta düzleminden dışarı doğru çıkacaktır. Başka deyişle A vektörel çarpım B eksi B vektörel çarpım A'ya eşit olacaktır. Halbuki A nokta çarpım B, B nokta çarpım A'ya eşit idi. Vektörel çarpımlar ile tork ve 801 dersinin kolay kısmı olmayan açısal momentum konusunu izlediğimiz zaman karşılaşacağız. Şimdi son derece basit bir örnek alalım. Yine bu basit örnekleri sizi daha aşağılamak istemiyorum. Fakat ödevlerinizde daha zorlarıyla uğraşma fırsatını elde edeceksiniz. Şimdi A vektörünü A eşittir X şapka şeklinde vermiş olayım. Bu X doğrultusundaki birim vektördür. Bu AX eşittir 1, AY eşittir 0 ve AZ eşittir 0 anlamına gelir. Ve B vektörünün B eşittir Y şapka şeklinde olduğunu varsayalım. Bu BY1, BX0 ve BZ eşittir 0 anlamına gelir. Şimdi A ve B vektörlerinin nokta çarpımları nedir? Vektörel çarpımları nedir? Yukarıdaki kuralı ya da reçeteyi uygulayabilirsiniz. Ama çok daha kolay olanı buradaki x, y, z eksenlerini kullanmaktır. A vektörü x yönünde ve B vektörü y yönünde birim vektörlerdir. A vektörünü alıyorum ve y eksenine doğru en küçük açıyla bu durumda açı 90 derecedir döndürüyorum. Mantar açacağım yukarı doğru gidecektir. Hali her şeyi biliyorum. Ve bu vektörel çarpımın z şapka olması gerektiğini biliyorum. Büyüklük 1 olmalıdır. Bu hemen anlaşılır. Fakat mantar açacağı kuralını kullanarak hemen yönü bulabilirim. Eğer gerçekten zeki iseniz Sadece bu koordinat sistemini kullandığımdan artı z bulduğumu söyleyebilirsiniz. Eğer bu eksen x olsaydı ve bu da y olsaydı o durumda x ve y'nin vektörel çarpımı eksi z yönünde olacaktı. Evet haklısınız. Eğer bunu yaparsanız sizi öldürürüm. Daima. Daima sağ el koordinat sistemi olarak adlandırdığımız sistemle çalışmak zorundasınız ve sağ el koordinat sistemi tanımı gereği x ile y'nin vektörel çarpımı z'dir. Eksi z değildir. İleride ne zaman vektörel çarpım içeren tork ve açısal momentum ile karşılaşırsanız, daima x vektörel çarpım y'nin z olduğunu bilin ve bir x, y, z diyagramı kullanın. Asla ve hiçbir zaman x vektörel çarpım y'nin sonucunu eksi z olarak elde etmeyin. Böyle olursa kendi ipinizi çekersiniz. Öncelikle yukarıdaki ifade artık işe yaramaz. Bu yüzden çok mu çok dikkatli olun. Eğer sağ el mantar açacağı kuralını kullanıyorsan sağ el koordinat sistemiyle çalıştığından emin olmalısın. Pekala. Şimdi en kötü kısım bitti. Ve şimdi sizin için yazmak istiyorum. Yavaş yavaş anlaşılacak ama şimdi biraz meyveleri toplayalım. Sizler için üç boyutlu hareket eden bir parçadık, bir cisim için eşitlikler yazmak istiyorum. Nasıl olduğunu epeyce zor hayal edebildiğim çok karmaşık bir hareket. Uzayda geçine, gezinecek bir nokta. İşte gördüğünüz bu P noktası. Bu P noktası uzayda gezinecektir. Ve bu vektörü OP olarak adlandırıyorum. Bu vektörü şimdi R vektörü olarak adlandırıyorum ve altına zamanla değiştiğini ifade eden T alt indisini yazıyorum. Bu AY konumunu YT olarak adlandıracağım. Zamanla değişiyor. Bunu XT olarak adlandıracağım. Zamanla değişecek. Ve bunu da zamanla değişeceği için ZT olarak adlandırıyorum. Çünkü P hareket edecek. Bu yüzden R vektörünü en genel şekilde yazacağım. Şöyle yazabilirim. Şimdi zamanla değişen R vektörünü Xt çarpı X şapka artı Yt çarpı Y şapka artı Zt çarpı Z şapka şeklinde yazabilirim. R vektörümü 3 bağımsız vektör şeklinde bileşenlerine ayırdım. Bu parçacığın hızı nedir? Hız konumun birinci türevidir. Bu durumda dr bölü dt şeklindedir. İşte başlıyoruz. Bunun birinci türevi dx bölü dt çarpı x şapkadır. Tembel olduğum için oldukça sık kullanılan ve kitabınızda olmayan dx bölü dt yerine x nokta yazacağım. Ve d kare x bölü dt kare yerine ise x2 nokta yazacağım. Bu gösterimi oldukça sık kullanacağım. Aksi takdirde eşitlikler çok çirkin görünüyor. Artı y nokta çarpı y şapka artı z nokta çarpı z şapka. Z nokta dz bölü dt anlamına gelir. Zamanın fonksiyon olarak ime nedir? Zamanın fonksiyon olarak ime dv bölü dt'ye eşittir. Bu durumda ime x konumunun zamanı göre ikinci türevidir. Ve böylece x 2 nokta çarpı x şapka artı y 2 nokta çarpı y şapka artı z 2 nokta çarpı z şapka şeklinde yazılır. Ve şimdi başardığınız şeylere bir bakın. Bu küçük gibi görünüyor fakat daha sonraları mühim olacak. 3 boyutlu uzayda giden bir P noktasına sahibiz. Ve burada Cisim hareket ettikçe bu cismin x ekseni boyunca tüm davranışlarını görüyorsunuz. Bu konumu bu onun hızı bu da onun imestir. Ve burada ise z ekseni üzerindeki tüm davranışlarını görebilirsiniz. Bu z eksendeki konumudur. Bu z yönündeki hız belirişleridir ve bu da z eksenindeki imestir. Ve burada da y ekseni var. Başka bir deyişle şimdi 3 boyutlu harekete sahibiz ve onu 3 tane 1 boyutlu harekete ayırdık. Bu 1 boyutlu harekettir. Bu sadece x ekseni boyunca davranıştır. Bu sadece y ekseni boyunca davranıştır ve bu sadece z ekseni boyunca davranıştır. Ve bu üçü birlikte parçacığın gerçek hareketini oluştururlar. Şimdi kazancımız ne oldu? sanki matematiksel terimlerin bir hayvanat bahçesi gibi görünüyor. Eğer bu şekilde görünecekse felaket olabileceğini düşünebilirsiniz ama gerçekte öyle değil. Bunun sizlere büyük yardımı olacaktır. Öncelikle eğer sınıfta bir tenis topunu bu şekilde fırlatırsam tüm yörüngesi tek düşey düzlemde olan bir eğrisel yörünge olacaktır. Üç boyutlu olmasına rağmen bunu daima iki eksen tarafından x ve y eksenleri şeklinde iki boyutlu olarak gösterebiliriz. Böylece önceden 3 boyutlu olan durum genellikle iki boyutlu bir problem haline gelir. Büyük bir başarıyla bu eğrisel yörüngeleri oldukça karmaşık olan bu hareketleri bileşenlerine ayırarak inceleyeceğiz. Bunun oldukça karmaşık bir kavis olduğunu düşünün. Fakat bunu kendi hareketini bağımsızca devam ettirdiği X yönündeki bir hareket ve kendi hareketini bağımsızca devam ettirdiği Y yönündeki bir hareket şeklinde bileşenlerini ayırabiliriz. Ve tabii ki parçacığın ne yaptığını bilmek için bu ikisini daima birleştirmek zorundayız. Son dersimizden sabit ivmeli ve tek boyutlu hareket için denklemleri çok iyi biliyoruz. İlk satır zamanın fonksiyonu olarak X'in konumunun ne olduğunu ifade eder. T indisi zamanla değişimi ifade etmekte. XT, eğer X yönde ima var ise XT eşittir X 0 artı V sıfır çarpı T artı 1 bölü 2 AX T kare şeklinde yazılır. Bu fonksiyonun türevinden hız ve bu fonksiyonun türevinden de ima elde edilir. Eğer şimdi 2 ya da üç boyutlu daha karmaşık bir hareketimiz varsa, hareketi birbirine dik 3 eksene göre bileşenlere ayırırız ve buradaki her x yerine y, yönündeki hareketin bütün davranışlarını verecek olan y yazabilirsiniz. Eğer z yönündeki davranışını da bilmek istiyorsanız, buradaki her x yerine z koyabilirsiniz ve bu durumda hareketi üç yönde bileşenlerine ayırmış olursunuz. Bunların her birisi doğrusaldır. Ve şimdi yapmak istediğim şey de budur. Bir cismi, gol topu veya bir elmayı salonda atacağım. Bunun düşey bir düzlemde olduğunu biliyorum. Ve böylece sadece iki boyutlu bir problemi ele alacağız. Bunu eks eksenim olarak adlandırıyorum ve bunu da y eksenim olarak adlandıracağım. Bunu x ekseninin artan yönü, bunu da y ekseninin artan yönü olarak adlandırıyorum. Bu yönü de y ekseninin artan değeri olarak adlandırabilirdim. Bugün bunu y ekseninin artan değeri olarak adlandırmaya karar verdim. Bu seçimde özgürüm. Cismi belli bir açıda atıyorum ve hareketin bu şekilde gittiğini biliyorum. Ve yere geri dönüyor. İlk attığım durumdaki ilk hızım V0 idi. Ve buradaki açı alfadır. İlk hızın x bileşeni V0 kosinüs alfa. Ve y bileşeni V0 sinüs alfa eşittir. Bu x yönündeki başlangıç hızıdır ve bu y yönündeki başlangıç hızıdır. Bir süre sonra cisim buradaki P noktasındadır. Ve bu şimdi RT olarak adlandırdığımız konum vektörüdür. Bu vektör uzayda hareket eden bir vektördür. Bu anda x t burasıdır. Ve aynı anda ise y t burasıdır. Ve şimdi ilk kez hareketi birbirinden bağımsız olan iki eksene bölmekle çok büyük kazancımız olduğunu göreceksiniz. İlk olarak x80'i, x X80 ekseni aklıma bilinecek her şeyi bilmek istiyorum. Herhangi bir anda sadece x80'de nerede olduğunu, hızını ve ilmesini bilmek istiyorum. Öncelikle t eşittir 0 durumunu bilmek istiyorum. E, eh, t eşittir 0 için oraya baktığımda x 0 eşittir 0'dır. Bunu 0 olarak seçebilirim ve bu benim özgür seçimimdir. Şimdi v 0x'e ihtiyacım var. Yani hız nedir? V0x olarak adlandırdığımız t eşittir sıfırdaki hız bu hızdır. V0 kosinüs alfamıdır ve değişmeyecektir. Neden değişmeyecektir? Çünkü ax değeri yoktur. Yani buradaki bu terim sıfırdır. Ve sadece buna sahibiz. Yani bütün anlarda x yönündeki hız v0 kosinüs alfadır ve ax eşittir sıfırdır. Şimdi t zamanı için x yerinde aynısını yapmak istiyorum. Buradaki ilk denkleme bakıyorum ve t anında işte orada x0 eşittir 0. V0x'in V0 kosinüs alfa olduğunu biliyorum. Bu durumda xt eşittir V0 kosinüs alfa çarpı t şeklindedir. İvme yoktur ve işte bu kadar. Herhangi bir zamandaki yüz olan Vxt nedir? İşte bu eşitliktir. Ve basit olarak V0 x e eşittir. Zamanla hiç değişmemektedir. Çünkü ivme yoktur. Yani T eşittir sıfır andaki hız, T saniye sonraki hız ile aynıdır ve ivme sıfırdır. Şimdi bunu Y yönü için yapacağız. Ve şimdi bileşenleri ayırmanın faydasını görmeye başlayacaksınız. Y yönü için X'in Y ile yerlerini değiştireceğiz ve ilk olarak T eşittir sıfır için yapacağız. Oraya bakın. Bu Y sıfır olur. Bunu sıfır olarak alıyorum. Başlangıç noktamı daima sıfır olarak seçebilirim. V sıfır Y çarpı T'yi elde ederim. V sıfır Y eşittir. V sıfır sinüs alfadır. Bu gördüğünüz V sıfır sinüs alfadır. T sıfır anındaki hızdır ve bu sıfırdır. Bu t eşittir sıfırda da 0'dır. T0 anda y yönündeki ivme nedir? İvme nedir? Bu, bunun yer ile ilgili olması lazım. X yönünde hiçbir ivme yoktur. Fakat şüphesiz y yönünde bir ivme vardır. Y de eklemlerinden bahsettiğiniz zaman bu ivme gelmektedir. X yönünden bahsettiğimizde gelmez. yer çekiminden dolayı imeye g dersek bu artı 9,8'e eşittir. Ve her zaman buna g diyeceğim. Eğer g'nin artış yönü olarak bu yön göz önüne alırsa ime ne olacaktır? Eksi 9,8. Her zaman eksi g olarak artandıracağım. Çünkü g daima pozitiftir. Yani bu eksi g'dir. Böylece bu y yerinde t eşittir sıfır durumunu anlatır. Ve şimdi onu t zamanı için tamamlayacağız. t eşittir t zamanı için oradaki ilk satıra sahibiz. y sıfır eşittir sıfırdır. Ve zamanın fonksiyon olarak y değerimiz vardı. y sıfır eşittir sıfırdır ve bununla ilgilenmek zorunda değiliz. Bu sıfırdır. Böylece yt eşittir V0 sinüs alfa çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare elde ederiz. Ve şimdi t zamandaki y yönündeki hızı elde edebilirim. Bu benim ikinci satırımdır ve hız. Vt eşittir. V0 sinüs alfa eksi gt şeklindedir ve herhangi bir zamandaki y yönündeki ivme at eşittir eksi g olacaktır. Şimdi yapılacağını yaptım ve bu karmaşık hareketi tamamıyla birbirinden bağımsız bir boyutlu iki bileşene ayırdım. Ve bir sonraki derste bunu tekrar, 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 tekrar kullanacağız. Bu henüz ders bitmedi fakat bunun gelecek birçok derste uygulayacağımız şey olduğunu bilmenizi istiyorum karmaşık bir yörüngenin iki basit yörüngeye ayrılması. Şimdi buna baktığınız zaman oldukça dikkat çekici şeyler var. Ve dikkate değer şey, eğer hava akımı yoksa, eğer sürtünme yoksa, tüm yörünge boyunca x yönündeki hızın değişmiyor olmasıdır. Değişen sadece y yönündeki hızdır. Eğer bu gol topunu bu şekilde atarsam ve X yönünde belli bir bileşene ve belli bir hıza sahip ise ve ben de tamamıyla aynı yatay hızıyla hareket edersem topu burada yakalayacağım anlamına gelir. Kesin olarak tekrar benim elime gelmek zorunda. Bu sadece Y yönündeki bir ime olmasından dolayıdır ve Y yönündeki hareket tamamıyla X yönünden bağımsızdır. Hatta X yönü Y yönünde ne olup bittiğini bile bilmez. Eğer bir cismi bu şekilde atarsam x yönü basitçe sıkıcı bir şekilde sabit hızıyla hareket eder. Zamanla bağımlılık yoktur. Ve y yönü ise başlı başına kendi isteğini yapar. Yukarıya gider, durma noktasına gelir ve durur. Ve elbette gerçek hareket bu ikisinin toplamının üst üste gelmesidir. Anlaşılması oldukça zor olan bu tuhaf davranışı x yönünün kendi başına bağımsız bir şekilde hareket ettiğini size göstermenin yollarını aradık. Bunu yapmanın yolu şöyledir. Burada bir golf topunu yukarı doğru atabileceğimiz golf topu silahımız var. Eğer bunu gerçekten düzgün olarak yapabilirsek golf topu tekrar aynı noktaya geri gelecektir. Bu kolay değil ve ayarlaması saatler sürer. Golf topu yukarıya gider ve buraya geri gelir. Buraya değil, buraya değil, oraya değil. Orası kolay. Golf topunu çok küçük bir açıda atabilirsin ve golf topu buraya gelecektir. Golf topunun oraya gelmesini bir kere başardıktan sonra bu arabayı itici ve araba bu anahtardan geçtiği anda Bu golf topu görüldüğü gibi yukarıya gidebilsin diye ateşlenecek. Bu golf topu yatay hıza da sahip olacaktır ve bu hız arabanın yatay hızı ile tamamıyla aynıdır. Araba gördüğünüz gibi sanki benim elim gibidir. Gol topu görüldüğü gibi böyle gittikçe araba daima gol topunun altında yer alacaktır ve her şey yolunda giderse gol topu hareketini arabaya düşerek tamamlayacaktır. size ilk olarak eğer topu yukarı ateşlersek buraya geri geleceğini göstereyim. Aksi takdirde eğer bu çalışmazsa tabii ki her şey bitmiş olur. Eğer geri gelmezse bu durumda daha karmaşık olan bu deliği yapmama gerek yok. Gol topu burada. Şimdi silahı ateşleyeceğim. Yakın. Yakın. Oldukça yakın. Bu oldukça yakın olduğundan dolayı belki belki bunu bu yana doğru biraz uzaklaştırırsak çalışacaktı. İşte silahı yerleştiriyorum. Ve topu koyuyorum. Ve her ihtimale karşı bunu yerleştiriyor. Ve bantlıyorum. Şimdi bunu iteceğim ve arabanın ortası gördüğünüz gibi bu noktaya geldiği zaman silah ateşlenecek. Şimdi topun ne kadar yükseğe çıktığını göreceksiniz ve top bu şekilde gidecektir. Ve arabayı ne kadar hızlı ittiğime bağlı olarak burada ya da orada tekrar karşılaşırlar. Bunun için hazır mısınız? Hazır mısınız? Ben hazırım. Fizik çalışıyor. Gelecek derste görüşürüz.